merhabalar. Bir soru yorumda güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Önce durduruyorsunuz. Sonra ben çözeceğim arkadaşlar. Çözmüş olsanız bile bir soru yorumları bir kere de benden dinlemenizi tavsiye ederim. Zaten top topu en fazla 4-5 dakikalık videolar oluyor. Bazen hatta 2-3 dakika bile olabiliyor. Burada hemen şununla ilgili de uyarayım arkadaşlar. Geometriyi çok iyi yapmak isteyen bir öğrenci Sıfırdan başlamalı tamam ama burada önemli olan şey klasik soruları çok iyi yapabiliyor olmak. Bununla ilgili ben zaten kaynak önerisinde bulunduğum için bir daha böyle defalarca tekrarlamayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Birey B yenilendi, karekök yenilendi ile ilgili çok soru geliyor. Evet birey B arkadaşlar yenilendi. Yenisi eskisine göre biraz daha zor görünüyor. O da şundan dolayı. Birey özel diye eklemişler sonuna ama aldatmasın sizi. Bütün soruları zor değil. Önceki kaynaktan bir tık daha Böyle zor olmuş diyebilirim. Sondaki o birey özele odaklanmazsanız yani o bütün böyle bir anda kitabı gözünüzde zorlaştırmasın. Fena bir kitap değil. Ee, ben yine klasik soru bankalarından gitmenizi tavsiye ederim. Birey B, Karakök gibi ilk etapta. Ee, ve klasik soru eksikliği çok ciddi olduğu için benim arkadaşlar videoda da bahsettiğim bir tane videoda anlatmıştım ya. işte 3 tane kaynağı hazırladım. PDF'lerini almıştım. Ee, indirebilirsiniz şeklinde açıklama kısmında koymuştum. Benim pdf'yi arkadaşlar geometriden kullanarak gayet böyle hem klasik soru eksiğiniz kapatmış olursunuz hem orada yeni nesiller de var. Hem de arkadaşlar gerçekten standarttan böyle en zirveye doğru bayağı ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Onları zaten anlattım. Sadece üçgenler kısmında bazı soruları çözmemiştim çünkü onları ödev olarak bırakmıştım. Bu sene çözmem çok zor. Onların güzel olanlarını anlattım ama. Mesela alanda güzel sorularını çözdüm, basitleri size bıraktım. Yine arkadaşlar benzerlikte güzelleri çözdüm, basitleri size bıraktım. Haliyle aslında basit olanları da siz halledebileceğiniz için diğerlerini benden dinlersiniz. Şimdi bu arada soruya baktığınızı düşünüyorum ve hemen geçiyorum arkadaşlar soruya. Ne vermiş bize? AF, FE'nin iki katı demiş. Başka bir bilgi var mı? AC12. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? AB. Şimdi dikkat. Bir kere ben hangi konu olursa olsun fark etmeksizin açı ortay tabana dikiniyorsa veya açı ortay bir dik iniyorsa tabana dikinmesin. Ben onu üçgene tamamlarım arkadaşlar. AF, FC'ye dik. Bir de AF açı ortay. O zaman bu şekilde gördüğünüz gibi bir FP'yi uzatarak AP, AC eşitliğini görürüm. Neden? bir açı ortay yükseklikse aynı zamanda kenar ortaydır. Yani bu üçgen ikiz kenardır arkadaşlar. Ve açı ortay yükseklikse aynı zamanda kenar ortay olduğundan PF de FC'ye eşittir. Şimdi bu soru neye döndü biliyor musunuz? Benzerlik. Neden? Bakın DE arkadaşlar şuradaki 90'lardan dolayı birbirine paralel oldu PC ile. DE yazayım bakın buraya. PC ile paralel. Peki bunun bize katkısı ne? Küçük parçanın tamamına oranı benzerlik oranından 2 bölü 3 olduğu için önce PF'ye 2M ederim. Sonra DE'ye de, de 3M ederim. Hangi üçgenden bahsediyorum? ADE üçgeninde PF paralelini kullandım. Şimdi arkadaşlar renkleri bir değiştireyim bunları gördükten sonra. Şimdi bir de şu paralelliğe odaklanın. DE ve buradaki PC paralellerine. Şimdi 2M o zaman bu da 2M çünkü kenar ortaydır açı ortay ve yükseklik. O zaman 3M'nin 4M'ye oranı neye eşittir? BD'nin BP'ye oranına eşittir. 3 bölü 4 gelir bak. 3'ün 4'e oranı. Hangi üçgenlerde benzerlik? Paralellikten dolayı BDE ve BPC üçgenlerinde. O zaman ben buraya 3T desem BD'ye. Böylece BP de 4T olur değil mi? DP'ye ne kalır? T. Dikkat. Karşılıklı oranları da ben çok önemserim. 2A'ya A vardı ya arkadaşlar burada AF ve FE'de. Haliyle karşılıklı oranlar eşittir. Demek ki T de buradan neymiş? 6. Böylece 3T de 18 oldu. AB uzunluğu arkadaşlar 18-18 daha 36 olmuş oldu. Bu şekilde güzel bir benzerlik sorusu. Farklı bir yoldan yaptıysanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Soru kolay geldiyse neden kolay geldiğini lütfen nedeniyle birlikte zor geldiyse de neden zor geldiğini yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben de böylece soruyla ilgili dönüş almış olurum. Bu sorulara yaptığınız yorumlar benim diğer seçeceğim soruları da belirliyor. O yüzden mantıklı, güzel birbirimize faydalı olacak yorumlarda buluşmak üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.